Antarktika, Güney Kutup bölgesini kaplayan 14 milyon kilometre kare büyüklüğünde %99'u buzlarla kaplı bir kıtadır. Dünyamızın tatlı su kaynaklarının %70'i Antarktika'da bulunmaktadır. Tamamen buzlarla kaplı olsa da özellikle Batı Antarktika'da 100'den fazla aktif volkan da bulunmaktadır. Antarktika bir anlamda dünyamızın iklim dinamosu durumundadır ve insanlığın geleceği için korunması gereken en önemli yer durumundadır. Küresel ısınmanın ciddi zararlar verdiği Antarktika buzları hızla erimektedir. Bu durumun dünyamızda çevresel felaketlerin de sıklıkla meydana gelmesine neden olacağına ihtimal verilmektedir. Antarktika üzerinde bilim üslerinin dışında yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bilim üsleri de genelde Güney Yarımküre'de yaz mevsiminde kullanılmakta olup, kış aylarında birçoğu kapanmakta ve çok az sayıda üste bazı görevliler kalabilmektedir. Türkiye, Antarktika ve geleceği hakkında söz sahibi olabilmek adına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı muhtesinde yürütülmek üzere 2017 yılından itibaren her yıl Antarktika'ya bilim seferi düzenlemektedir. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşmiştir. Antarktika, insan elinin değmediği penguenler, foklar, balinalar, deniz kuşları, kriller ve diğer canlılardan oluşan eşsiz bir doğal yaşama sahiptir. Bunun yanı sıra doğal kaynak potansiyelinin de çok fazla olduğu bilinmektedir. Bilimin her alanı için eşsiz bir laboratuvardır. Biz Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü olarak 7 Mart 2018 ile 25 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Türk Antarktika Bilim Seferi'ne katıldık. Bu seferde önce Arjantin başkenti Buenos Aires'e gittik. Oradan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçtik ve oradan da gemiye binmek üzere Punta Arenas şehrine gittik. Magellan'ın şehri olan Punta Arenas'tan bindiğimiz gemi Güney Amerika fiyortlarından geçerek Güney Okyanusu'na çıktı ve tüm dünya denizlerinin en zoru olan Drake geçidini 3 günde geçerek Antarktika'ya vardı. 28 kişilik ekipten 10 kişi Robert Adası'na helikopterle geçtik ve Türkiye'nin ilk geçici bilim üssünü çadırlarda bile olsa kurduk ve bayrağımızı dalgalandırdık. Güney Yarımküre'de yaz mevsiminin sonu olan bir dönemde orada bulunduk. Bu nedenle hava çok değişkendi. Bir gün kar yağarken ertesi gün güneş açabiliyordu. Çadırlarımızda -15 dereceyi ölçtük. Nefesimizin çadır tavanında sarkıtlar oluşturduğunu, son derece kısıtlı ısınma olanağımız olduğunu da belirtmek isterim. Adanın volkanizması üzerine araştırmalar yaptım. Daha sonra laboratuvarlarda incelemek için kaya örnekleri aldım. Bu adada 18 gün kaldık. Daha sonra başka bir gemi gelip bizi aldı ve daha güneye Antarktika ana karasına kadar gittik. Orada da incelemelerde bulunduk. Artık sonbaharı hissetmeye başlamıştık ve deniz yüzeyinin 10-15 dakika içinde nasıl donduğunu izleyebildik. Dönüş yolu üzerinde ise en son 1970 yılında patlayarak özellikle İngilizlerin bilim üssünü de yıkan Atnalı şeklinde olup içini deniz kaplamış olan Deception Adası'nın içine girdik. Burada da volkanik incelemelerde bulunduktan sonra King George Adası'na uçağa binip tekrar Punta Arenas'a ve Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktık. Antarktika üzerine çalışmalarımız devam etmekte olup gelecekte de siz genç arkadaşlarım bu çalışmalara dahil olmanız en büyük isteğimizdir.